Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde reset fonksiyonunu göreceğiz. Önceki derslerimizde current, end, prev ve next fonksiyonlarını görmüştük. Şimdi onlarla ilgili işlemler yaptığımızda yaptığımız işlemleri sıfırlamak için reset fonksiyonunu kullanıyoruz. Nasıl? Şöyle ki, örneğin echo dedim. Current'ı alayım önce. Current ne yapıyordu? Bize dizinin ilk elemanını veriyordu. Hemen dersler dizimi yazıyorum. Ve birleştirme operatörüyle sonuna bir BR etiketi ekleyeyim. Çünkü bunu çoğaltacağım. Görelim. Şunları kapatalım. Şimdi ben bu dizinin ilk elemanını aldım. Sonra next ile ikinci elemanını ve üçüncü elemanını da alıyorum. 2 ve 3'ü aldım. Sonra prev fonksiyonuyla bir tane geri geleyim. Gördüğünüz gibi bir geri geldim. Normalde JavaScript'ten sonra next deseydim HTML'i alacaktım. Ama ben prev ile geri gelerek tekrar JavaScript'i aldım burada. Şimdi ben burada tekrar next diyeyim. Next dedim. Ne oldu? Tekrar JavaScript geldi arkadaşlar. Bir saniye. JavaScript'te not. Evet, tekrar JavaScript geldi. Ben tekrar next dersem burada HTML geliyor. Ama ben buraya araya bir reset atarsam, bunu ekrana yazdırmama gerek yok. Derslere ben burada bir reset atarsam burada ne olacak? Tekrar not yazdı arkadaşlar. Çünkü benim ikinci elemanım nottu. Buradaki current'a burayı resetledi ve node'u ekledi. Tekrar next dediğimde saymaya başlayacak. Hatta şöyle kafamız karışmasın. Şunları aradan kaldırayım. Şimdi bunu bir izleyelim. PHP'yi aldım. Next dedim, node geldi. Next dedim, JavaScript geldi. Burada reset'i attım. Tekrar node geldi. JavaScript ve HTML geldi. Arkadaşlar reset'in kullanımı bu şekildeydi. Bu işlemleri, yaptığımız işlemleri arada sıfırlamak istersek reset ile bu yaptığımız end, current, next ve prev işlemlerini sıfırlayabiliyoruz. Bunun hakkında söyleyeceğim daha fazla bir şey yok zaten. Sonraki derste görüşmek üzere.